Mazural YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine. Ya size çok teşekkür ederim. Benim canlarım neden? Söyleyeyim. Buradan diyorum ya size, izlemezseniz bak kapatacağım bu kanalı. Çok şükür her gün 1000 küsur kişi gelmeye başladı. Gelin ne olur, gelin. Mevlana'yım ben, gelin. Ya oğlum Yılmaz abi, nereden aklına geliyor ya? Hadi bakalım. Bizim, bugün ne yapalım? Ne yapalım? Biz konsepti artık belirli bir hale getirdik. Haftanın enleri, maçları, onların değerlendirmesini yapalım. Senin de çok rahatsız bir Beşiktaşlı olduğunu biliyorum. Evet. İstersen Beşiktaş'tan başlayalım. Direkt Beşiktaş'tan direkt mı girelim? Kafa. Hadi ne olacak bu? Senin rahatsızlığın ne Beşiktaş'tan? Ne olacak bizim bu halimiz? Sence ne var? Halinde ne var? Sonucu kastediyorsun galiba. Niye alamıyorsunuz? Söyleyeyim mi? Söyle. Ortada bir şey yok daha ya. Şimdi Sergen'in maçtan sonra verdiği bir demeç var. Ha, onu soracağım sana. Ben ilk defa Sergen'i bu kadar vücut dilinin çaresizlik böyle gösterdiği hiç görmedim. Çünkü yaşamla alay eden, yaşamda hep gülünecek bir nokta bulan, neşesinden kaybetmeyen, her şeye rağmen maddi ön planda tutmayan, çok duygusal, kendi dünyasında yaşayan, kendi doğrularıyla yaşayan bir kardeşimiz olduğunu biliyorum. Çok yakından tanıyorum onu ama dün o Sergen başka bir Sergen gibi konuştu. Ufak tefek şikayetleri oldu. Biraz hatta şikayetleri fazla olurken toparladı. İşin ekonomik boyutunun Beşiktaş kulübünü maalesef diğer rakipleriyle kıyaslarsak onların gerisinde bir transfer yapabilmek durumunda kaldığını anlatmaya çalıştı. Yani ben yönetim kurulunun yanında olsam alırım Sergen'i. Kardeşim dediklerine katılıyoruz. Hiç canını sıkma. Bundan biz alınmıyoruz çünkü hakikaten durumumuz bu. Sen bizim canımızsın, kardeşimizsin. Hiç ben bu kadar yıldan beri hocalık yapıyorum. Bir teknik direktör imza atarken 20 bin kişi gelip ona o imza töreninde bulunsun. Değil mi? Yani şimdi Beşiktaş taraftarı hiçbir zaman Sergen'e olan sevgisini sırf bu sonuçlarla ölçmez. Hı hı. Dolayısıyla Sergen rahat ol. Bu taraftar senin hep arkanda olacaktır. Olur da çünkü eskisi gibi öyle bir çorba parası at taraftar anlayışı yok artık. Herkes evet, o kadar iyi evet takip ediyor ki konuları. Bir kulübün ekonomisi nedir, nasıl, neyi yapabilir, neyi yapmamak nedir. Bunları çok iyi takip ediyorlar. Sonra bu kadar kötümser olmana gerek yok Sergen'cim benim. İşte bir sağ bek aldılar şimdi yeni. Enskala var solda. Problem işte Rıdvan çok tatlı genç bir kardeşimiz. Geleceği olan bir futbolcu. Ama Necip'in orası pozisyonu değil. Buna rağmen Fena oynamıyor. Kaleci Ersin, gencecik bir çocuk. Alınan Morenzo mu hatırlayamadım ismini tam. O da stoper oynuyor, daha ilk defa oynuyorlar. Vida bu uluslararası boyutta kendini kanıtlamış ama son maçtaki hatalarından dolayı oynamadı bu hafta. Bakıyorum orta sahasına Souza var. Çok iyi bir oyuncu. Efendim Atiba var, Dorukan var, Mensah var. Yani Beşiktaş'ın orta sahası, orta sahalarla kıyasladığında diğerlerini hiç de öyle boş bir orta saha değil. Gökhan Töre çok iyi bir oyuncuydu. Ne oldu Gökhan Töre'ye? Unuttu mu? Hayır. Katkısı olacaktır. İşte sol tarafta oynuyor Boyd. Hücum oyuncusu Abubakar gelmiş. Abubakar kötü bir oyuncu muydu? Burada oynarken gayet iyi top oynuyor. Çok ciddi transferler yaptı. Ama işte formsuzluğu, şusu busu derken çok az oynamış birkaç seneden beri. 9 tane maçı var. O da kendini toparlayacaktır ve Beşiktaş herkesin dediği gibi ben katılmıyorum. Bu yarışın dışında kalmaz. Tabii ki bir dönem bu sıkıntıları yaşayacak ama oyuncu kapasitesi bu yarışın dışında kalmaz. Yani Beşiktaş onu yenen, Konya'dan onu son maçta yenen kim yenmişti? Gençler Birliği'nden daha kötü bir kadroya mı sahip? Futboldur bu. Gerçi evet. Oluyor. O yüzden Beşiktaş, Kartal, aman ha. Ben içimi rahatlattım. Aman aman. Ben Ahmet Nur Çebi'yi de çok seviyorum. Çok ciddi bir iş adamı. Ekonomiyi planlayarak götürmeye çalışıyor. Ne olacak yani? Olmayan parayla transfer mi yapsaydı? Herkesin yaptığı gibi bu takımı ben de yapayım, benden sonra tufan mı deseydi? Aynen öyle. Çok dengeli, kontrollü gitmeye çalışıyorlar. Ve Sergen sen şimdi yine çok şanslı bir adamsın. Bak milli maç arasından sonra Bay Beşiktaş oynamayacak. Dolayısıyla 3 hafta gibi çok uzun, yarım bir sezon hazırlık dönemleri 6 hafta yapıyoruz biz. 3 hafta bir sürecim var. Yeni gelen oyuncular, bu 3 haftada yeni başlayan sen o şikayetlerini oyuncularına moral ver. Sakın ola ki yetersiziz falan moduna girme, öyle bir şey yok. Gözlediğimiz kadarıyla o kadar umutsuz bir durum yok. İşte sen burada koy antrenörlük ağırlığını, kendi yeterliliğini, kendi becerini. Bu takımı öyle çok çok iyi oyuncularla herkes bu işi yapıyor. Önemli. Sen elindeki bu potansiyeli ben biliyorum ki oyuncuyla olan ilişkilerini kur, ekibinle birlikte toparlayacaksın. Sergen'cim moralsizlik yok, devam. Beşiktaş yapamıyor da Fenerbahçe nasıl yapıyor? Şimdi tabii Ali Koç gibi
ekonomisi çok üst seviyede olan bir başkan var. Dolayısıyla en problemli olan, bu konuda transferde ekonomisi en zor olan takım Fenerbahçe'ydi. Ve buna rağmen işte bir şeyler oldu, o limitler artırıldı, finansal payfile biraz daha esnetildi. Fenerbahçe'de iki önemli oyuncusunu sattı. Çayisson'la Vedat Muriç'in. Hemen hemen 20 milyon euroya yakın bir geliri oldu. Şimdi bakıyorum ben bütün bu transferleri 18 oyuncu almış. Ve 25 oyuncuyu da yollamış. Hı hı. Bu yollamadan tabii ki bir sürü yüksek maaşlardan kurtuldu. Tabii ki bu iki oyuncuyu satmasıyla çok ciddi bir geliri oldu. Ve ona göre de bir anlamıyla sanırım büyük ölçüde bonservissiz oyuncuları ve sonra iyi bir araştırma mı yapıldı? Bu oyuncular uzun bir araştırmadan sonra mı bulundu onu bilemiyorum. Çünkü ona inanmıyorum. Çünkü Türkiye'de oyuncu tarama, seçme işi çok profesyonel yapılmıyor. Yani Türkiye bir yanlış yapıyor. O bir ayı transfer dönemi geçiriyor. Halbuki Avrupa'da 11 aydır transfer dönemi. O bir ay bir anlaşma dönemidir. O tespit ettiğiniz oyuncuları çağırırsınız. Al kardeşim, ver kardeşim anlaşırsınız. Onlara da imza attırırsınız. Ama son dakikada gece 11.30'da haber geliyor 3 tane oyuncuyla anlaşıldı daha diye. Yani o kadar enteresan bir durum ki. Ha sonra oynanan maça bakıyoruz. Ama Fatih Karagümrük geçen maçlardaki performansı var mıydı? Vardı. 3-4 tane Altay'ın çok önemli pozisyonları kurtardığını biliyoruz. Hı hı. Bravo Altay. Yani bu maçın kazanılmasında özellikle 87. dakika Sabon'un penaltısını kurtarması tabii Fenerbahçe'nin kazanması anlamına geldi. Eğer berabere bitse maç tabii ki bir demoralizasyon. Şimdi kaç puan oldu Fenerbahçe'nin? 8, düş 2 puanla, 6 puanla olacaktı 7. sırada. Ne kadar büyük fark. Değil mi? 2. sıradan. 7. hatta 8. sırada olacaktı. Tabii çok moral veriyor. Şimdi Fenerbahçe'de bu 15 günde bir şeyler yapacaklar, çalışacaklar. Bu son dakikada gelen oyuncular onların adaptasyonu, işte takım, taktik, psikolojik, sosyal boyutu neyse bu işin gelişme adına Erol Hoca yapacaktır. Tavsiyem burada Topuk Yaylası'na gidin. 15 gün orada kafanız rahat. Dinleyin. Kimsenin olmadığı yerde antrenmanlarınızı yapın. Ama Fenerbahçe başladığı gibi değil. Evet. Daha umut, evet. Daha dinamik, daha efendim başarma aday bir takım görüntüsü verdi. Ama Galatasaray, ya bu ülkede yorumculuk yapmaktan zor bir şey yok. Yorumculara kolaylıklar diliyorum buradan. Çünkü bir hafta evvel söylediğinizi yemek zorunda kalıyorsunuz. Çok olumlu şeyler söylediniz takımla ilgili. Çok olumsuz şeyler söylemek durumunda kalıyorsunuz. Hı hı. Veya tam tersi oluyor. O açıdan takımlarımız çok yanıltıyorlar. Yaptıkları doğruların bir sürekliliği yok. Ya Allah aşkına Galatasaray takımı 5 milyon, 8 milyon eurolar ödüyorsun. Çok vasat bir takıma eleniyorsun ya. Yani burada amaç sizin Türkiye Ligi, tamam Türkiye Ligi'ni oynuyorsunuz zaten öyle böyle. Ama siz yurt dışına çıktığınızda para orada. Şampiyonlar Ligi'ne katılmanız 10 milyon euro, kazanacağınız maç 3 milyon euro, işte Galatasaray tur atlası 6 milyon euro. Yani böyle ciddi paralar orada var. Siz tamam yatırım yapın, iyi takımlar kurun. Buralarda, Avrupa'da siz ilerlemeye çalışın. Ama birinci daha turda, ikinci turlarda bakıyorsunuz. En iddialı Türkiye'deki takımımız elenmiş gitmiş. Hadi canım sen de. Yani bu paraları sokakta mı buluyor millet ya Allah aşkına? Yani üzülüyorum ya. Anlatıyoruz hep. Şunları yapın, bunları yapın. Kimse kaynağı aldığı yok. Yani bu işin düzelmesini mi istemiyorlar? Onu anlamak çok zor. Şimdi büyük takımlarımızdan ne kaldı? Beşiktaş'ı konuştuk. Başakşehir var. Fenerbahçe'yi konuştuk. Galatasaray'ı iyi kötü değindik. Başakşehir'in haline bakıyorum. Şöyle ters çevirip baktığımda Başakşehir lider olması lazım aşağıda. Olacak işte. Bir ay oldu. Türkiye'nin en iyi idare edilen, en iyi hocası diyelim, en iyi oyuncuları. Ne oldu size? Ne oldu? Bir puan senin aldınız. Senin görüşün ne? Yani ha biraz şans faktörü de var ya. Şimdi tabii biliyorsun orada bizim çok samimi olduğumuz oyuncular var. Konuştuğumuzda yani çok demoralize çocuklar, hiç kabullenemiyorlar düştükleri bu durumu. Çıkacaklardır buradan ama yani bunu ben mesela altlarda kalan takımlarla ilgili, Başakşehir'le ilgili yaptığım yorum kadar çok iyi niyetli yapamayabilirim. Ama Başakşehir'in ekonomisi düzgün, doğru yönetiliyor. Ha şimdi oyuncu kapasitesi tabii. Ya onu da anlamak çok zor. Ya sen Şampiyonlar Ligi'ne katılacaksın, takım güç kaybetti. O listeyi gördün mü? Kimlerle katılacaklar? Bizimki Başakşehir direkt çekilsin diyorlar. Bu çocuklar sonra gelip burada nasıl oynasınlar Yılmaz abi? Yani
İşte buradan çıkacaksın abi. Bu futbol önce yani. Çıktım. Doğru oyna abi. Futbolun gereklerini yerine getir. Rakibin ismi, cismi önemli değildir bu işte. Yeter ki sen doğru yap. Onun kadar koş, onun kadar taktik disiplinli olsun. Herkesi yenebilirsin. Hı-hı. Ben bu iddiadayım. Yani tabii ki onların sunulumu, kendi ülkelerindeki başarılar, uluslararası boyuttaki konumlar itibariyle ürküyorsunuz tabii. Ama çık sen de adam gibi oyna, futbol, hücumda, savunmada, prensipleriyle doğru bir uygulama yap. Herkesi yenersin kardeşim, o kadar da değil. Bu deveye hendek atlatmıyor neticede yani. Bir top var, buraya sokuyorum, buraya girmesini engelliyorum. Bu kadar hani basit yine 7, yani. Yine 7-8. Sırada olsa anlarım ama... Şimdi burada tabii bana sorarsan, enlerden bahsederken bana sorarsan haftanın enlerinde en iyi takım Alanya. Alanya. Ne diyorsun? 6-0 Hatay'ı. Geldi, 3 kez geldi, bir kere berabere kaldı. 0. Yani 4 tane takım var galiba şu anda kaybetmeyen. Alanya var. İşte burada Alanya, Fenerbahçe, Göztepe ve Konya. Konya. Bu takımlar hiç kaybetmemiş. Kaybetmemişler. Alanya'da yine bir sürü oyuncular gitti. İşte Wellington gitti, Enskala gitti, Chise gitti. İki takımın çok önemli oyuncuları bunlar. Yerine koyduklarına bakıyorsun, adam 4. hafta 10 puanla lider ya. Ve oynayarak evet, lider yani. Tamam. Öyle hasbelkader tezahüfen değil. 6-0 bana göre yani. Bayağı tabii bayağı ki en büyük hayal kırıklığı da Hatay Spor Hatay oldu. Hatay için oldu. Neden oldu? Şundan oldu. 3 maçta 0 gol yemişsin. Çok zorlu rakiplerle oynamışsın lige yeni çıkan takım olarak. Sonra gidip Alanyaspor'a 6 tane gol yemiş oluyor. Aynen öyle. Hiç gol yemeyen bir takım olarak bir maçta belki Türkiye Ligi'nin şu anda 7 gole bakılarak en fazla gol yemiş takımlarından neredeyse bir tanesisin. 6 golle işte 2 tane de 7 gol yiyen var. 1-8 gol yiyen. Yani bir haftada başına geliyor bu. Olur. Böyle şeyler futbolda var. Bu hafta biliyorsun Liverpool takımı 7 tane yedi. Yani enteresan bir oyun bu futbol. Liverpool bu yani. Ve Jürgen Klopp'a sorulduğunda ya bayılıyorum adama ya. Bana diyor ne olduğunu falan sormayın da ben diyor gördüklerimi anlatayım size. Ya. Ya çok şeker ya. Ya antrenörlük budur ya. Bak onda bile adam neşesini kaybetmeden 7 şey, tane o 7 tane neden tecavüz yediğini, ettiler gibi değil mi? Tecavüzden öte bir şey bu yani. 7 tane biz 4 taneye tecavüz edik. Bu çift tecavüz yani. Anlatabiliyor ama yani futbol garip oyun ya. Bak bu hafta git seyret Liverpool'u 7 tane atabilir birine. Değil mi? Abi yani var bu yani bu var. Bir denk gelmedir bir şeydir. Küllüm olup gidersin yani. Ve futbolun bu garip yapısı. Ben hep ona bir at taktım futbola. Bu delikanlı oyunu değil diye. Delikanlı oyunu da değil. İyi oynayan kazanır ben ya. İyi de oynasan kazanamıyorsun abi bazen. Trabzonspor'dan bahsetmedik ki Trabzonspor... Bakıldığında bu hafta berabere kaldı. 1-1 berabere kaldı Gaziantep'le. Yine Gaziantep sonlara doğru gol attı. Tabii. Geçen bana işte TRT 1'di galiba. Bizim Ahmet Fişiroğlu'nun yayını oluyor. Hı-hı. Orada bağlandı. Simudika için, onun antrenörü için biraz ağır konuştum. Ya bu garip bir adam ya. Türk futbolunda yani bırakın gitsin bu adam buradan ya. Bütün ülke şeyinin bizim geleneklerimize, örflerimize o kadar ters bir yapısı var ki adamın. Ya ne bileyim ben, adam diyor ki ben gitmek istiyorum, Araplar beni istedi ama ben burada bak teresan bir adam söylemleriyle. Tabii ki kendi tarzıdır, kendi bilir ama ülkesinde bile yaptığı bir yanlıştan dolayı iş bulamayan bir adam. Gene bizim ülkemiz... Öyle geldi buradan ekmek parası. Bizim ülkede biliyorsun hep mazlumdan yanadır herkes. Yani böyle bir yapımız vardır bizim. Babaya da sarıldık. Götürüyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Ben de merak ediyorum. Şimdi Trabzon tabii doğru bir şey yapıyor. Birkaç tane de oyuncu hatta Uğurcan'la Abdülkadir Ömür'ün de çok ciddi talepler vardı onları da. Kaldılar takımda ama Trabzonspor en azından çok ciddi transferler yapması mümkün oyunculara sahip. İşte Sörlot olduğu gibi. Hı hı. O da ekonomisini düzenleme işinde ama geçen seneyle şimdiki arasında fark var. Güç kaybetmeye başladı. Yerine konular oyuncular yok değil. Son dakikada o da bir oyuncu aldı. Stoper oynuyor. Ama Trabzonspor tabii yani bakarsan kadro yapısı anlamında çok birbirlerinden farklı olduğunu düşünmüyorum ben. Hı hı. Ama geçen seneyle bu seneki arasında Trabzonspor'da da bir teknik anlamda bir güç kaybı oldu diye düşünüyorum. Ama tabii ki o hırsıyla, o isteğiyle Trabzonspor hemen yine yukarılarda yer almak için büyük bir çaba gösterecektir. Şimdi bak yukarıya bakıyorsunuz. Erzurumspor, Antalyaspor, Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayseri, Konya diye gidiyor. Kasımpaşa mesela ben çok beğendim bu hafta. Kasımpaşa bayağı iyi top oynadı. Galatasaray formaları değişsen hangisi Galatasaray?
Hangisi düşündürücü Kasımpaşa? Yani hakikaten çok keyifli oynadılar ve haklı bir galibiyet aldılar. Yusuf Erdoğan Galatasaray'ın sanırım güzel bir ders verdi. Formasını daha önce giydi diye adamın transferi bozuldu ama öyle bir gol attı ki Fatih Hoca'nın önünde de öyle bir kendini yere attı falan oldu ki böyle. Karakteri bana verdi. Ne oldu? Yani lig tabii şimdi yaptığımız tüm yorumları unutun. Bu iki haftalık aradan sonra artık oturmuş bir ligi seyretmek, daha sorunlarını çözmüş takımları izlemek mümkün olacak. İnşallah. Ondan sonrasıyla ilgili yapılacak yorumlar önemli olacak bana sorarsın. Öptüm sizi. Bu arada biz bunu söyleyeyim, biz daha önce hani Fenerbahçe vesaire onun hakkında konuşurken insanlar diyor ki daha lig yeni başladı, siz niye böyle yapıyorsunuz, atıp tutuyorsunuz falan. Haftanın değerlendirmesini yapıyoruz. Yorum demek, bugün ne yaptıysanız onu anlatmak demek. Eğer siz bugün kötü oynadıysanız, futbol sunuyorsanız insanlara, size nasıl iyi denilsin? Veya sizin uygulamanız geleceğe yönelik tahminlerde insanları bu kadar yanıltmayın ya. Kötü dediğin çok iyi oluyor, iyi dediğin çok kötü oluyor. Özellikle onu belirtmek istedim. Yani bu istikrarsızlık sizlere patlayacağına yorumcuya patlıyor. Yani bir şey demeyecek mi abi yani? Yani haftalık olarak değerlendirme yapıyoruz. Biz haftalık takımlar ve futbolcular hakkında Yılmaz abi burada fikirlerini beyan ediyor. Hayır, kısaca istersen söyleyeyim. Milli takımla da ilgili bir laf yapalım. Çünkü bu hafta milli maç arası ve bizim grubumuzda Rusya, Macaristan ve Sırbistan var. Biz şu anda iki maç oynadık, bir beraberliğimiz var. Bu hafta Almanya ile başlıyoruz hazırlık maçı ve arkasından iki tane maç oynayacağız. Bunlardan bir tanesi Sırbistan ve akabinde Rusya ile oynayacağız. Bunlar bizim için önemli maçlar. Avrupa Kupası Şampiyonası için oynanacak maçlar. Dolayısıyla bizim son oynadığımız maçlar pek Türk milli takımı çok başarılı bir uygulama göstermedi. Umarım inşallah oradaki istikrarsızlığı bu maçlarda çözer Türk milli takımı. Bir kere Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı çok önemli. Orada bizim en azından bu maçlarda ne yapabileceğimizi, nasıl bir kadroyla orada olalımla ilgili önemli bir hazırlık maçı olacak. İşte tabii ki milli takım bizim için çok şey ifade ediyor. Yani ben futbolun her zaman söylüyorum, futbol bir spor falan değil. Çok önemli sosyal bir olaydır. İnanılmaz başarı veya başarısızlık toplum psikolojisini çok etkiliyor. Dolayısıyla inşallah milli takımımız burada alacağı sonuçla hepimizin morale ihtiyacı olduğu dönemleri yaşıyoruz. Böyle Türk halkına o morali verecek sonuçlar alır diye temelinde bunlar. Aynen öyle, başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum Yılmaz abicim. Ben haftanın enlerini bitiriyoruz. Ben teşekkür ederim. Haftaya, abone olun. Haftaya görüşmek üzere diyeceğim ama haftaya milli maç var. Olmazsa milli maçı da konuşuruz. Milli maçı konuşuruz, tabii, aynen öyle. Tabii böyle her hafta başında salı günleri böyle ligi az da olsa gördüklerimi size anlatmak bundan sonra boynumuzun borcu. Vay. Görüşürüz, hoşça kalın. Bay bay.